Selamünaleyküm arkadaşlar. Tuğba ile Butik Tatlar kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlere börek tadında hemen kat, karıştır, pişir yapabileceğiniz çok pratik bir tarif vermek istiyorum. Karadeniz yöresinde gaygana denilen bir tarif. Sizler krep de diyebilirsiniz, börek de diyebilirsiniz. Zaman kaybetmeden bu tarifin yapım aşamasına geçiyorum. Bütün malzemelerim burada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hemen uygun bir kabın içerisine bir su bardağı süt alıyorum. Bu arada beni hangi ülkeden izliyorsanız kendi dilinizde altyazıyı açmayı unutmayın lütfen. Üzerine bir adet yumurta eklenir. Üzerine yarım demet doğranmış maydanoz eklenir. Daha sonra üzerine 2 yemek kaşığı mısır unu eklenir. Ve şimdi 4 yemek kaşığı silme un eklenir. Şimdi 1 adet orta boy kuru soğan rendeleyip üzerine ekliyorum. Bu arada kanalıma hala abone değilseniz abone olarak desteklerinizi bekliyorum. Tariflerimi deniyor ve beğeniyorsanız yorumlarınızı da bekliyorum arkadaşlar. Bu tarifi ister geceden hazırlayın, dolabınıza bırakın, sahurda pişirin, ister sahura kalktığınızda 10 dakikada hemen hazırlayabilirsiniz. Çok pratik bir tarif ve çok lezzetli bir tarif. Sizlerin de bu tarifi denemesini tavsiye ediyorum. Şimdi içerisine bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Damak tadınıza göre bu miktarı arttırıp azaltabilirsiniz. Ve tekrar karıştırıyorum. Uygun bir tavanın içerisine bir miktar yağ alınır ve üzerine gaygana hamurundan eklenir. Eklenen hamuru tavanın içerisine gördüğünüz gibi kaşık yardımıyla yayıyorum. Özellikle peynir yemeyen çocuklarınız için bu hamurun içerisine peynir katarak da aynı tarifi uygulayabilirsiniz. Ben oğlum için içerisine peynir katıp da pişirdiğim zamanlar oluyor. Sizlere de fikir olsun diye bunu söylemek istedim. Bir tarafı kızaran hamuru ters çevrilir ve diğer tarafta güzelce kızartılır. Tavaya yağ miktarını ben biraz fazla koymuşum. Sizler dilerseniz daha az miktarda kullanabilirsiniz. Aynı işlem uygulanarak bütün hamur bitene kadar gayganalar pişirilir. Değerli izleyenler ve sevgili takipçilerim, şu an krep diyeceğiniz, börek diyeceğiniz, bizimse gaygana dediğimiz böreklerimiz hazır. Bu ölçülerle toplamda 4 adet çıkıyor arkadaşlar. Sizlerine denemesini tavsiye ediyorum. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Bu tarifi denemeden geçmeyin. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Şimdi sahur için pratik bir tarif olduğu gibi kahvaltılarınız için de çok pratik bir tarif. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer tariflerde ve videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, sağlıkla kalın, hoşça kalın.